TR724 YouTube kanalında Tarık Toros'un 2018 adeta yeniden sahneye konuyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Başkanlık sistemi kötüdür diye bir şey yok, yanlış bu. Türkiye'deki mevcut sistem başkanlık değil, tek adam rejimi. Ne çare, halk Özal'dan beri dillerde pelesenk olan başkanlığı çok kötü tecrübe etti. Ülke başarabilirse kaseti başa saracak, parlamenter sisteme dönecek. En iyi olasılık bu. Hiçbir tek adam ben diktatörüm demez. Şimdilerde artık diktatör değil otoriter kelimesi kullanılıyor, daha uygun. Otoriter liderler şu üç şeyle meşruiyet sağlar: anayasa, seçim, parlamento. Buna zararsız muhalefet, bağımsız yargı, hür basını da eklerseniz otoriterlik tamamlanır. Bugün Erdoğan'ı tek adam yapan unsurlar da aynıdır. Anayasayı çiğnemesine vize verildi. Seçimi kaybettiğinde bile sıfır yetkiyle iktidarını korudu. Parlamentoyu kontrolü altına aldı. Muhalefeti böldü, parçaladı, rejim diline mahkum etti. Yargıyı kendine bağladı. Medyayı dönüştürdü. Erdoğan'ı iktidara getiren ve halen orada tutan nedenler bir yazı konusunu aşar. 1995'ten başlayarak son çeyrek asrı iyi çalışmanız ve yorumlamanız gerekir. Bu ne cemaattir, ne liberaller, ne de yetmez ama evetçiler. Münferit olarak 28 Şubat süreci, ekonomik kriz, Deniz Baykal, Fethullah Gülen de mesul tutulamaz. Ne darbe seminerleri, cumhuriyet mitingleri, ordu göreve pankartları, ne de AKP kapatma davası, 27 Nisan e-bildirisi Yaşar Büyükanıt. Tek olaya, tek seçime, tek referanduma indirgeyemezsiniz bunu. Erdoğan'ı güçlendiren, yelkenlerini şişiren tek başına ne Sabih Kanadoğlu'dur, ne Erkan Mumcu, ne Tülay Tuğcu, ne de Mehmet Ağar. AKP'nin köşke her yolladığını onaylayan Abdullah Gül'ün payı da bir yere kadardır. Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlığını kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu da. Cemaat 2013'te AKP ile koalisyonu bitirirken 2015'te koalisyon müzakeresi yapan CHP değil midir? 12 Eylül 2010 referandumu kadar Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesinin önünü açan 2007 referandumuna da bakılmalı değil midir? Yukarıda sadece bir bölümünü hatırlattığım kim isim ve olaylar topyekün ele alınırsa ancak Erdoğan'ı iktidara getiren ve orada tutan nedenler anlaşılabilir. Aradan birini cımbızla çekerek nazara vermenin alemi yoktur. Dikkatle gözlemliyorum. Bir kesim, tüm kazanımlar riske girecek, Erdoğan giderse devletin haksız hukuksuz attıkları geri dönecek diye panik içinde. Kabul edin, yenildiniz. Sonra kuyruğu kıstırıp işbirliği yaptınız. 10-15 yıl boyunca bitirmek için ne yaptınızsa AKP'yi büyüttünüz. Sonraki 10 yıl boyunca da bükemediğiniz bileği öptünüz. Nasıl ki siyaseten ve fiziken bitik Erdoğan'dan umut olmazsa, bunlardan da bir cacık olmaz. Bakın yeni seçim hesaplarına, ittifak planlarına, cumhurbaşkanı adaylarına. 2018 adeta yeniden sahneye konuyor.